Çeyrek ve gram altın fiyatları ilk işlem gününce 3 haneli rakamları geride bırakarak 1000 TL'nin üzerine çıktı. Kayseri'de kuyumculuk yapan Yusuf Kuzucu çeyrek altının 2000 TL'ye ulaşacağını öne sürdü. Yusuf Kuzucu, Kayseri'de dede mesleğe, baba mesleğe olan 50 senelik mesleğe 3. nesil olarak icra ediyoruz. Malum kuyum sektörü, pırlanta mücevher sektörüyle uğraşıyoruz. Yani yıllarca Kayseri'ye hizmet vermeye devam ediyoruz. Altın çok sorulan ve çok merak edilen bir konu. Tabii ki şu anda altın fırladı. Altın geçen hafta 850 olan liste gram şu anda 1000'i buldu. Biz 1000 TL'ye çeyrek altın bulur mu derken 10 gün içinde 1000 TL'ye çeyrek altını bırakın artık gram 1000'i buldu. Çok farklı bir düzeyde şu anda çeyrek altın fiyatı 1700 TL'yi buldu. Yani hiç beklenmedik bir anda çok farklı yerlere geldi. Euro malum biliyorsunuz 20.000, dolarda 18.750 civarlarına kadar yükseldi. Yani çok farklı bir yerdeyiz. Rabbim Türkiye'nin yardımcısı olsun. Türk paramız çok değersizleşti bu sayede. Yani 1000 TL çeyrek altın bazını gördüğünüz gibi yani hiç beklenmedik bu olay. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Valla BGC röportajımda da yine geçen hafta söylemiştim. Altın her zaman güvenli bir liman demiştim. Altın gerçekten de güvenli bir liman. Artık yastık altındaki altınlar bozulmaya başlandı. Ve ben yine de söylüyorum yani altın her zaman önemli bir liman. Sizin sorunuza da şu şekilde cevap verebilirim. Altın alınabilir. Siz aslında yatırım yapılabilir mi anlamında sordunuz, doğru mu? Tabii ki altın yatırım yapılabilecek bir liman. En çok da bozdurulmaya geliniyor. Çünkü altın 750 TL'den 500 TL'den altın aldılar. Şu anda 1650 TL'den bozduruyorlar. Bu çok önemli bir rakam. Ve bir sene içinde bile değil yani. Bu 4-5 ay içinde oynayan bir olay. Ta ki yastık altı artık bozdurulmaya başlandı. Ya ben güvenli bir liman olduğunu söylüyorum. Altın 2000 TL'yi bile şu anda çeyrek altın bazında ya bulursak hiç kimse şaşırmasın. Türkiye'nin politika kuru, politika işte biliyorsunuz faiz indiriminin fiyatlara yansıması, Amerika, İngiltere, Hindistan, Çin bunların piyasaya olan etkileri her zaman her daim söylüyorum. Altını her daim etkiliyor. Ben altının yatırımın özel güvenilir bir liman olduğunu yine her zaman yıllarca söyledim, hala söylüyorum. Yani sorunuza bu şekilde cevap verebilirim. İşte bazıları söylüyor abi Türk paramızı alalım, dolara mı çevirelim, altına mı çevirelim? İşte abi altın alınır mı? Ya güvenli bir liman olduğunu her zaman söylüyorum. Ama Türk parasında işte çok kalınabilir mi? Artık Türk paramız gerçekten eskisi kadar değil. Çok çok değer kaybetti. İşte yurt dışındakilere için diyorlar ki işte artık yurt dışındaki gelen paralar mı değerlendirelim, yurt dışındakiler daha mı refah seviyesine ulaştı falan. Ama ben artık altını hani dolara mı, euroya mı? Ya ben altına çevirmelerinden yana olduğunu söylüyorum dipnot olarak.